çaycılığı bırakırım ama iş harta. Neymiş o? Jübile isterim. Ben jübile isterim. Dilekçe yazdım, verecek yer bulamıyor. Efendim, mühim değil. İnsanlıktan istifa ediyor. Al tüpeğine, alın tüpeğine. Koy omuzuna. Koydum omuzuna. Yat tüpeğin üstüne. Yat tüpeğin üstüne. Dek durma, kır belliğini. Anneğinden yıkın. Cenab-ı Hak emrinin vaki olacağı güne kadar sizleri güldürmeye devam edeceğime ant içiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Halk tiyatrosunun kahramanıydı o. Toplumun her kesimine hitap eden bir dil yaratmıştı tiyatro sahnesinde. Üstten değil yanımızdan baktı hayata. Güzel bir eşi oldu, güzel çocuklar yetiştirdi. Hepimizin Nejat babasıydı. Nejat Baba'ya, Nejat Uygur'a saygılarımızı sunarak başlıyoruz bu akşam gece gündüze. 18 Kasım 2013'te 86 yaşındayken hayata veda etti Nejat Uygur. Biz de bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz ustayı. Ve sevgili seyircilerimiz, etkinlik ajandamızdan ilk notlarla da devam edelim. Malum ağırlaşan pandemi koşulları dolayısıyla etkinliklerin pek çoğu çevrimiçi olarak yapılıyor. Pek azı da yine fiziken gerçekleştiriliyor. Öyleyse bir bakalım, online yapılacak Londra Jazz Festivali, liseler arası müzik yarışması, sosyal mesafeli sanat etkinliklerinden nasıl bir ajanda çıkıyor ortaya? Pandemi nedeniyle online platforma taşınan Londra Jazz Festivali bu yıl Türkiye'den 4 grubu ağırlamaya hazırlanıyor. Festivalde İstanbul Psychedelic konserleri kapsamında bu yıl Moğollar, İlhan Erşahin, Babazula ve Island Man sahne alacak. İstanbul'da farklı lokasyonlarda kaydedilen etkileyici performanslar 21 Kasım'da Londra'da online olarak izlenebilecek. Kariyerlerinin 55. yılını kutlayan efsane grup Moğolların performansı Aralık ayında yayınlanacak yeni albümlerinin de habercisi olacak. Dünyaca ünlü Arton stüdyolarında tek seferde ve canlı kaydedilen Anatolian Sun PT1 and PT2 albümü 11 Aralık'ta yayınlanacak. Yükseklerde olmaktan korkar mısın? Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde hazırlanan 23. Liseler Arası Müzik Yarışması bu yıl online yapılacak. Liselilerin farklı kategorilerde yarışacağı etkinlik için başvurular 22 Ocak'a kadar devam edecek. Finale kalan okullar 1 Mart'ta açıklanacak. İcra dalında birinci olan okula tam teçhizatlı müzik stüdyosu kurulacak. Tüm dallarda dereceye giren okullara ve öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. Sosyal mesafeli konserler, tiyatro oyunları ve etkinlikler sürüyor. Müzikten çıkan sesler bu sefer... Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen'i buluşturan Amadeus oyunu 18-19 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak. 19-20 Kasım'da aynı mekanda bu kez Muratan Munga'nın hikayesinden Mustafa Avkıran'ın oyunlaştırdığı Dumrul'la Azrail oyunu sahnelenecek. Yeni Türkü'den Zuhal Olcay'a birçok sanatçı, Kasım ayı boyunca Beşiktaş'ta bir otelde bulunan Aqua'da sahne alacak. Jale ve Ümit Sayın 20 Kasım Cuma akşamı, Zuhal Olcay ise 21 Kasım'da konser verecek. Müzikte yeni çalışmalar var. Riff Cohen'in yeni albümü, Buray, Evrencan Gündüz ve Erkin Aslan'ın buluştuğu yeni şarkı, Ankara'nın en eski tablosunun ilham verdiği albüm ve çok daha fazlası müziğe dair geliyor ekrana. Türkiye
Türkiye'de de çok sevilen bir şarkısını Miş Miş adlı sözlerle Simge'nin yorumladığı Rith Cohen yeni albümünü yayınladı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika geleneksel müzikleriyle rock müziği harmanlayan sanatçının üçüncü albümü Keloretil, What Time Is It adını taşıyor. Bu albümdeki şarkılarda iki yıl içinde iki kez doğum yapan, büyük anne ve büyük babasını kaybettikten sonra 14 yıllık evliliğini sonlandıran Rith Cohen'in yaşadıkları öne çıkıyor. Buray, Evrencan Gündüz ve Erkin Arslan Aşk Ne Güzel Şey şarkısında buluştu. Kırılanlar oluyormuş olsun, ne fark eder, bir sarılsak belki hemen geçer. Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan'a ait olan şarkı, aşkın romantik hallerini resmediyor. Aşk ne güzel şey. Ankara'nın resmedildiği en eski tablo olan Ankara manzarası müzikle yeniden hayat buldu. Ressamı bilinmeyen, 1700'lü yıllarda yapılmış ve Hollanda'daki Rijksmuseum envanterine kayıtlı olan tablo, Piano Turca'nın 3. albümüne ilham verdi. Bir Ankara Manzarası adlı albümde yer alan tüm şarkılar, tabloda yer alan Ankara'nın tarihi yerlerine ve figürlerine atıfta bulunuyor. Meraklıları tabloyu 2022 Ekim ayına kadar Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyaret edebilir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü mezunu Emrah Koçak 3 şarkı yayınladı. 2006'dan beri yurt içi ve dışında stüdyo gitaristi olarak çalışan Koçak, Handel'in keman için yazdığı 3 eseri klasik gitara uyarladı. Dünyada ikimiz var gibi seninim. Kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren Ceren Gündoğdu, yeni şarkısı Dünyada İkimizi müzikseverlerle buluşturdu. Pandemi döneminde yazılan şarkı, dinleyicilere her türlü zorlukla başa çıkabilme ve her şeye rağmen gülümseyebilme gücünü hatırlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı belli oldu. Yunus Emre anısına düzenlenen festivalde bu sene 10 ülkeden 16 kısa film ödüller için yarışacak. Türkiye'den 5, İran'dan 3, Fransa, ABD, İtalya, Kırgızistan, Hırvatistan, Almanya, Gana ve Bosna Hersek'ten birer filmin bulunacağı yarışma seçkisinde animasyon ve kurmaca filmler yer alıyor. Yarışma seçkisinin yanı sıra festivalde bu sene yarışma, 40 yıllık hatır, panorama ve özel gösterim seçkilerindeki gösterimlerin yanı sıra konferanslar, söyleşiler, atölyeler yapılacak. Festivalde ayrıca Necip Sarıcı'ya Dostluk Onur Ödülü takdim edilecek. 11-13 Aralık'ta gerçekleşecek festivalin finalist filmlerini 19 Kasım'da Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında jüri üyesi İrem Altuğ açıklayacak. Bugün Türk hikayeciliğinin en önemli ismi Sait Faik'in doğum günü. Doğan Hızlan'ın anlatımıyla Sait Faik bunalan adamdır. Kendi kadar başkalarının yoksullukları, yoksunlukları, mutsuzlukları, ezilmeleri, horlanmaları, aşağılanmaları adına
acı çekerek bunalan adamdır. Velhasıl az önce ekrana getirdiğimiz satırlarda da olduğu gibi o ezilen insandan yanadır, haksızlığa karşıdır. Keşke onun dilediği gibi bir dünya olsa, biz de öyle dileyelim ve bir kez daha hatırlayalım, analım Sait Faik Abasıyan'ı. Ve buradan kitaplarla yine devam edeceğiz. Bakalım raflarda yeni kitaplar hangileri? Türk sinemasının ilk büyük yıldızlarından Cahide Sonkun'un hayatı, Eyüphan Erkul'un anlatımıyla okurlarla buluşuyor. Cahide, Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz adlı biyografik roman, sanatçının zirveden yokluğa uzanan hayatını, sarsıcı ve dramatik öyküsünü detaylı bir biçimde anlatıyor. Seneler süren bir çalışmanın eseri olan roman, sanatçının unutulmaz filmlerine dair ayrıntılar da içeriyor. Usta tiyatrocu Haldun Dorman, Yaşlanmaya Vaktim Yok isimli yeni kitabında sanata ve hayata dair tüm deneyimlerini paylaşıyor. Bu kitabı yazmamdaki asıl amacım yaşadıklarımı gençlerle paylaşmak ve kapattıkları umut kapılarını onlara yeniden açmaktır diyen Dorman, hem kendi kariyerini hem de tiyatro dünyasının önemli isimlerine dair bilgileri paylaşıyor. Akademisyen Peter Adamson tarafından kaleme alınan Kesintisiz Felsefe Tarihi Cilt 1, klasik felsefede antik çağ felsefesini okurlarıyla buluşturuyor. Kitap, felsefe tarihçisi Adamson'ın podcastlerinden derlendi. Kitap, Sokrates öncesi filozoflardan başlayarak Sokrates'in sorgulayıcı tarzını, Platon'un diyaloglarıyla Aristoteles'in incelemelerini mizahi ve ayrıntılı bir bakışla sunuyor. Gazeteci yazar Pınar Çelikel'in üçüncü romanı Ya Bir Bulutsan, okuyucuları Beyrut'tan İskenderun'a, Tebriz'den İstanbul'a uzanan bir aile masalına götürüyor. Kitapta 23 yaşında önemli kayıplar yaşayan İskenderunlu Rana'nın aile sırları ve kendine doğru yaptığı yolculuk anlatılıyor. Romanın Tebriz'de geçen bölümleri öne çıkıyor. Yanı sıra yerli polisiye edebiyatta yeni bir roman daha raflardaki yerini aldı. Melih Günaydın, Sürgün Avı'nda farklı sebeplerle işlendiği düşünülen bir cinayet vakasının peşine düşüyor. Soruşturma sürecinde Orta Doğu coğrafyasından Avrupa'ya, sosyal medya ağlarına kadar uzanan geniş çerçevede bir hikaye anlatıyor. Sürgün Avı, yakınımızda olup bitenlere, gözümüzün önündekilere bir nevi mercek tutuyor. Sevgili seyircilerimiz, oyuncu, senarist olarak tanıdığımız Buğra Gülsoy'un kaleme aldığı Birinci Kıyamet Güneşin Battığı Yer adlı ilk romanı çok sevildi, çok okundu ve 2 yıl önce yayınlanmıştı. Ardından yine bu yıl ikincisi, yani devam hikayesi geldi. Biz de sohbet ettik Buğra Gülsoy'la yeni romanına dair. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İnternet üzerinden de olsa böyle bir araya gelebiliyoruz. Şimdi evet. Kitaba dair yaşanmış bir hikayeden esinlenerek kaleme aldığını biliyorum. Ve Türk boksör Sabri Mahir'in hayatından yola çıkarak evet. yazdığım bir kitap. Çok çarpıcı bir hikaye. Orası muhakkak ama seni özelde bu hikayeye çeken, yazmaya sevk eden ne oldu? Şimdi ben zaten tarihi araştırmayı çok seviyordum. Sürekli geçmişimizle ilgili, uzak geçmişimizle ilgili, yakın geçmişimizle ilgili, sadece kendi coğrafyamızda değil, tüm yeryüzüyle alakalı araştırmalar yapıyordum. Sabri Mahir'e orada denk geldim. Aslında orada denk gelirken, Muhammed Ali'yi araştırırken,
Ya dedim bizim dedim coğrafyamızda hiçbir boksör çıkmamış mı diye araştırmaya başladığımda Sabri Mahir'le karşılaştım. Yani ilk Türk boksörümüz ama yaşadığı öyle bir gerçek hikaye var ki dedim ki bunu yani bu bir boks hikayesi değil, bir boksörün nasıl derler acılı hayat hikayesi ve bunu kesinlikle kaleme dökmeliyim dedim. 1910'lu yıllarda başlıyor hikaye. İki kitap 1967 yılına kadar bulunan bir hikaye. Bu dönemle, bu aralıkla alakalı zaten araştırmalarım vardı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesi, içi, sonrası ve İkinci Dünya Savaşı'nın hazırlığı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası. Aslında şöyle de bir şey oldu. Yani ben bu dünya savaşlarını yeni bir düzene geçiş olarak söylüyorum ve yani kartlar yeniden dağıtıldı. O dönemi bir şekilde anlatmak istiyordum ben, o dönemin içini. Sabri Mahir'in o dönemin içinde yer alıyor olması da ve aslında Sabri Mahir'in hayat hikayesiyle ve aşkına kavuşma çabasıyla beraber altında da gerçek tarihi anlatmak istiyordum ve onu da başardım. Henüz okumamış olanlar için, ilk kitabı da belki okumamış olanlar için bir... Önce iki değil, önce biri okumalılar, evet. Evet, onu gayet iyi anlıyorum. Belki öyle hikayesine dair küçük ipuçları da verebiliriz. Birinci Kıyamet kitabı, Güneşin Battığı Yer kitabı, Sabri Mahir'in Dersaadet diye andığı İstanbul'un da geçiyor. Tamam. Mektebi Sultani, yani Galatasaray Lisesi'nde okurken ve futbol oynarken, aynı zamanda ilk Galatasaraylı futbolculardan, Ali Sami'nin arkadaşı, beraber kuruyorlar Galatasaray'ı efendileri diyorlar o dönem. Yalnız öfkeyle ilgili bir problemi var. Evet. Ve hatta Galatasaray'da ilk ceza alan Türk futbolcusu oluyor. Bayağı ortalık karışıyor çünkü o dönem maçlarda kavga çıkarıyor falan. O dönemin Mektebi Sultani Müdürü Tevfik Fikret, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün de başkanlığını yapıyor. Tevfik Fikret, Sabri Mahir'in öfkesini yenmesi için o dönem daha Türkiye'de hiç olmayan boksla tanıştırıyor onu. Bunu da bir Fransız bir edebiyat hocası sayesinde tanıştırıyor. Eskiden güreş yapmış bir edebiyat hocasıyla tanıştırıyor ve boks öğretmeye başlıyor ki sırf öfkesini orada yensin ve içindeki, kitabın da içine geçiyor, canavarına hakim olmayı öğrensin. Ama işte o boks kıyametlerine neden oluyor ve ülkeden kaçmasına, sevdiği kız Pera'dan ayrılmasına neden oluyor. Ve resmen dünyanın içine atılıyor. O en karanlık dönemlerde, Birinci Dünya Savaşı öncesi, bütün kıyametlerin içinden geçiyor. Bu arada tabii tarihi ve dönem işlerine ilgini bir yandan da konuşurken tam da... Sakallarıma bakıyorsundur. Tam da Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, evet. Dolayısıyla aslında bir dönemi daha yaşıyorsun. Burada Melikşah Sultan rolüne bürünmek bir oyuncu olarak nasıl etkiliyor? Öyle role girip çıkamamak gibi durumlar oluyor mu? Ama her şeyden önemlisi bu kadar büyük bir prodüksiyonun içinde olmak. Tekrar zorluklara rağmen dizi setinde olmak. Neler söylemek istersin tüm bunlarla ilgili? Evet, gerçekten büyük bir prodüksiyonun içindeyiz. Can tıraş çalışıyoruz. Yani ilk bölümü 60 günde çektik. Gerek savaş sahneleri olsun, gerek işte ön hazırlık olsun, at binme, kılıç sahneleri, bütün hazırlıklar yapıldı. Kostümler, saçlar, işte böyle başka. Ve çok heyecanlandığım bir iş oldu gerçekten. Ama şimdi diziye, yani dizi moduna girdiğimiz zaman da bu kadar büyük ve emekli bir işi bir haftada yetiştirmek durumundayız. O yüzden gerçekten arkada büyük bir emek var. Çok 11. yüzyıl Büyük Selçuklu Devleti, İsfahan. Gerçekten o dönemi de çok araştırmıştım. Orası da aslında bir kırılma. 11. yüzyıl da benim için bir kırılma. Çünkü herkesin, aslında toplulukların kendisine, yani yersiz yursuz toplulukların kendilerine yurt bulma çabalarını anlatır o dönem. Sultan Melikşah'ı oynamak da gerçekten çok keyifli benim için. Her geçen gün daha da olgunlaştığımı hissediyorum. Çok ağır bir rol çünkü. Bu arada bize sesiyle dahil olan bir misafirimiz daha var galiba arkanda. Kim var? Yani şu an oradan hatta korktum, uyumuştu, kalktı. Bu cama vuruyor normalde. Baba diyor. Bakayım. Ay,
seni yerim ben. Öpücük ver. Ne öpücük yapıyorsun? Ver. Oh, oh. Senin öpücüğünü yerim. Evet. Ay çok öpüyorum. Buracığım teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim Buğra Gülsoy'un kitabıyla biz söze başladık. İkinci Kıyamet bir devam kitabı ve hikaye son derece çarpıcı Buğra'nın da anlattığı gibi ve o içinde bulunulan dönemi de yansıtması itibariyle önemli ama daha önemlisi etkileyici bir kalemi, akıcı bir üslubu var Buğra Gülsoy'un. Ben bir kez daha öneriyorum kitabını. Yanı sıra acaba bu kitaptan yola çıkarak onun senarist ve yönetmen kimliğini de bildiğim için bir filme de uyarlanır mı acaba Türk boksör Sabri Mahir'in hayatı diye sordum. O da dedi ki yapmak isteyen elbette yapsın ama ben artık bir roman yazmanın kıymetini biliyorum ve orada olmayı istiyorum. Kendi adına filme çekmeyi düşünmediğini söyledi. Ben buradan not etmiş olayım. Ve efendim böylece tamamlıyoruz biz gece gündüzü. Yeni günde sağlıkla görüşmek dileğiyle.